Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık sorularda bu akşam estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Profesör Doktor Erdem Tezel bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Siz buradasınız, daha iyiyiz. Bir sürü merak ettiğimiz soru var. Estetik cerrahi operasyonlarla ilgili yapılan son uygulamalarla ilgili. Sadece ülkemizde değil, şimdi tüm dünyada özellikle biraz böyle Hollywood starlarının belki de gündeme çokça getirdiği, bu sosyal medyanın da belki bu kadar aktif kullanıldığı günümüzde çok daha çabuk haberdar olduğumuz doğal güzellik yolları, doğal görünerek güzelleşme, tüm bu uygulamaları konuşacağım. Ama önce, şimdi hocam, estetik uygulamaları olan talep tabii her geçen gün artıyor. Az önce de belirttiğim gibi belki sosyal medyanın da bunda biraz daha payı var. Hepimiz birbirimizden görüp, aa, yeni bir uygulama mı var, yeni bir operasyon mu var diye belki hani bunu ben de mi yaptırayım, işte o yaptırmış çok güzel olmuş, bende de olur mu gibi gibi mutlaka size gelen hastalarınız da bu şekilde geliyordur. Bir fotoğraf gösterme, biliyorsunuz ben de bu burundan istiyorum, benim de çenem böyle olabilir mi gibi. Şimdi kendini ilk görüşte belli eden ameliyatların yerine ama günümüzde daha doğal uygulamalar ve sanki operasyonlar gündemde. Kişiler de sanki bu yönde tercihlerini kullanıyorlar. Günümüzde genç görünmekten çok doğal, dinamik ve canlı güzel görünmek mi revaçta artık? Şimdi artık revaçta olması gereken bu gerçekten. Yani güzelleşirken anormal, doğallıktan uzaklaşmış bir görüntüye kavuşmadan doğal, kendi güzelliğini yansıtabileceği şekilde operasyonlar veya müdahaleler yapmak lazım. Ancak insanların şu anda doğalı bu kadar aramasındaki sebep estetik müdahalelerin çok fazla yapılıyor olması. Çok fazla yapılan estetik müdahalelerde plastik cerrahlar dışında yapılan müdahalelerle alınan kötü sonuçların insanlar içerisinde hep estetikli olarak gezen kişilerin görünmesine, ön plana çıkmasına sebep oluyor. Ve bu da tamam yaptırayım ama böyle de olmayayım düşüncesini doğuruyor. Dolayısıyla doğallık arayışı aslında şöyle bir süreçten geçti. Önce plastik cerrahi bir kere evrildi, gelişti. Çok güzel işler yapılmaya başlandı. Özellikle Türkiye'de plastik cerrahi dünyada lider haline gelmeye başladı. Biz eskiden yurt dışında eğitim alıp öğrenirken, şimdi yurt dışından Türkiye'ye gelip eğitim alıp dönüyorlar. O noktaya geldik. Türkiye'de plastik cerrahinin seviyesi gerçekten çok ileride. Dünya çapında da tabii yenilikler var. Bizim Türk plastik cerrahlarının kattığı yenilikler çok fazla. Hem bilimsel açıdan hem pratik anlamda yeni teknikler, yeni yayınlar Türkiye'den dünyaya yayılıyor. Ve Türkiye'ye de dünyadan çok fazla hasta geliyor. Zannetmeyin ki sadece ucuz diye geliyorlar. Çoğu plastik cerrah Avrupa ile Amerika ile aynı fiyata, hatta bazen daha pahalıya yapmasına rağmen iyi oldukları ve alanlarında çok başarılı sonuçlar aldıkları için geliyorlar. Bunda tabii sosyal medyanın çok etkisi var. Sosyal medyada paylaşılan sonuçlar, sosyal medyayla insanların birbirlerini daha fazla takip ediyor olması, yeniliklerden daha fazla haberdar oluyor olması, değişiklikleri hemen fark etmesi. İşte bu hepsi bir süreç haline geldi. Önce çok fazla yapılmaya başlandı. Çok fazla yapılınca herkes, plastik cerrah dışındaki hekimler de bu alana girmeye çalıştılar. Onların yaptıkları tabii ki 6 yıllık plastik cerrahi eğitimi alan kişilerle aynı değil. Dolayısıyla bakıyorsunuz yanakları çok şişmiş, dudakları çok şişmiş kişiler. Doğallıktan uzaklaşmış sonuçlar, burunlar, yüzler, vücutlar görüyorsunuz. İşte burada bir nosyonun eksikliğinden kaynaklanıyor bu. Bu noktada benim tavsiyem hastalara, öncelikle hekim, başvurdukları hekimin estetisyen değil, işte olmayan bir uzmanlık alanları değil, Türk Plastik Cerrahi Derneği'ne üye, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'ne üye
gerçekten 6 yıl, 5 yıl, bazı dönemlerde 5 yılda uzmanlık verildiği oldu. Eğitim almışlar mı? Yani plastik cerrahlar mı, değiller mi? Yoksa kendilerine estetik cerrah adını takmış başka branşlardan birisi mi? Veya hiç branşlaşmamış pratisyen bir doktor mu? Bunu araştırmaları lazım, bir. Şimdi gelelim estetiğin gelişimine. İşte bu anormal şeyleri gördükçe insanlar, anormal sonuçları gördükçe daha doğalı arar hale geldiler. Şimdi ilk başta estetikli olmak revaçtaydı, estetikli görünmek revaçtaydı. Şimdi ben estetik yaptırmadım diyebilecek kadar doğal bir sonuç elde edilmiş yüze, burna, vücuda sahip olmak revaçta. Yani daha ileri düzeyde arayışlar içerisinde hastalar, ki bunda da bence haklılar. Çünkü bir şey doğal olmadığı zaman güzel de olamıyor maalesef. Doğala en yakını elde etmek bütün çabamız. Peki ideal bir güzellik kavramı var mı sizce? Şimdi güzelliğin matematiksel ölçütleri tabii ki var. Belli oranlar var, altın oranlar var. Bizim plastik cerrahide bu eğitim sırasında işte bu hem bizim üniversitede asistanlarımıza, öğrencilerimize verdiğimiz eğitimler var. Bu eğitim sırasında biz sadece yapmayı değil, estetik nosyonu da vermeye çalışıyoruz. Bunun oranları var, matematiksel oranları var. Gözün bir açısı var, kaşın bir açısı var. Çok basit bir örnek vereyim. Alınla burun mesafesi eşit olmalı, alın mesafesi. Yani burun saç kökünden burun köküne kadar olan mesafeyle burun kökünden burnun bittiği yere kadar olan mesafe ve burnun bittiği yerden çene ucuna kadar olan mesafe eşittir. Ve bu bir kulak mesafesine eşittir. Şimdi hiç eğitim almaya gerek yok. Bakarsınız, dersiniz ki ya şurada bir alnı açık birisi var. Şimdi alnı açığı nereden? Kel değil, saçı var ama alnı açık. Demek ki gözümüz bir eğitim almaksızın bu oranları seçebiliyor. Veya çocuklar, 5 yaşındaki çocuk koca kulaklı çocuk diye birisiyle dalga geçebiliyor. Niye? O oranı gözümüz altın algılıyor. Altın oran dediğiniz oran, evet. Mı? Altın oranın tabii ki matematiksel ölçütleri var. Fibonacci dizilimi var. Aslında güzellik kavramının bütün bu bir tarihi eserde bir güzel gözü hoş gelen bir fotoğrafta, resimde ve hatta bir salyangozun ölçülerinde doğanın yaratılmış olan bir takım doğadaki ürünlerde, bitkide bir ayçiçeğinde Fibonacci dizilimini bulabilirsiniz. Yani bunu ararsanız, evet bu işin bir ölçüsü var. Biz bu ölçüleri gözeterek yapıyoruz. İşte o yüzden plastik cerraha gidilmesi daha uygun bu işte. Çünkü o yüzden plastik cerrahi diye bir branş var. Ve plastik cerrahi sadece estetikle uğraşan bir branş değil. Rekonstrüksiyon dediğimiz bozulan dokuların onarılmasıyla uğraşan da bir branş. Bu bir trafik kazasında bozulan, kopan bir organ olabilir veya kırılan kemikler olabilir. Bunların düzeltilmesi olabilir. Veya bir operasyon sırasında bir tümör çıkarıldı. Diyelim ki yanağından bir tümör çıkarıldı. O yanağın düzeltilmesi, orijinaline en yakın hale getirilmesi. Burnundan bir tümör çıkarıldı, burnun yapılması. Veya yanlış bir operasyonla hasta burnunu kaybetti. O buruna yeniden hastanın kavuşturulması. Hep bu rekonstrüksiyon işlemlerini yapan plastik cerrahlardır. Dolayısıyla bir işin rekonstrüksiyonunu yapabilen estetiğini çok daha iyi yapacaktır. Yani bütün temel doku özelliklerini içine sindirmiş ve her şeyini yapabilen birisi için estetik operasyon yapmak daha uygundur. Çünkü komplikasyonlarla mücadele edebilmek lazımdır. Yoksa bir komplikasyonla karşılaştığınızda bize getiriyor diğer evet. Hekimler. O zaman biz yine düzeltiyoruz. Yani onarmayı da bilmek lazım. Bu yüzden işte gelişim çok iyi ama gelişim sırasında
iyi bir eğitim, iyi bir temelden geçmek gerekiyor. Peki şimdi az önce oranları söylediniz ya, altın oran dediniz. Tüm estetik müdahaleler bu oranlara göre mi yapılıyor kişilere? Şimdi şöyle, biz bu oranları gözetiyoruz. Hastanın yüzüne neyin gideceğine karar veriyoruz. Biz mutlaka kalıba sokup insanları senin şu organın bu orana uygun değil, bu da uygun değil, bu da uygun değil deyip seçip ona göre yapmıyoruz. Yani her insanı aynı kalıba sokmaya çalışmıyoruz. Ama kendi oranları içerisinde öyle bir denge yaratmanız gerekiyor ki yaptığınız iş göstersin. Yani bir burun yaparken, rinoplasti yaparken hastanın çenesini ihmal ederseniz, çenesinin küçüklüğünü ihmal ederseniz burnu çok fazla küçültmek zorunda kalırsınız o yüze uydurmak için. Halbuki küçük bir çene büyütme, belki bir yağ enjeksiyonuyla o oranı yakalamayı sağlar. Veya burun dudak mesafesi çok kısa bir insanda dolgu yapıp da dudağı çok fazla kaldırırsanız bu mesafeyi daha da kısaltmış olursunuz. İşte bunları bilmek gerekiyor. Burnu çok kaldırırsanız dudak mesafesi açılır. Bu sefer üst dudağı uzun gibi gözükür. Evet, bir oran ve her şeye hakim olacak ki yapacak olan kişi o zaman bütüncül bir yaklaşımla güzeli elde edebilir. Kişiden kişiye göre değişiyor. Her kişiye göre ayrı bir dizayn yapmak zorundayız. Evet. Neden bunu sordum? O kişinin kendi içerisindeki oranlarını yakalamak zorundayız. Siz de muhakkak takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Yine sosyal medyaya getireceğim konuyu. Çokça konuşulan, çok tartışılan bir konu. İşte herkes estetik yaptırıyor şimdi. İşte hepiniz birbirinize benzediniz. Çok bütün uygulamalar, işte aynı burunlar var, aynı dudaklar var, aynı yüz şeklindesiniz, aynı elmacık kemikleriniz var. Hatta bazen o uygulamayı yaptırmayanlara bile işte elmacık kemiklerinde senin dolgu var. Yani yaptıran öyle mutluysa tabii ki yaptırsın. Kişi kendini nasıl mutlu hissediyorsa o başka bir tartışma konusu ama hep de böyle bir algı var. Yani şimdi bunun sebebi nedir diye soracağım size. Bunun sebebi çeşitli işlemleri yapmayı bilmeyen kişilerin tek tip bir iş yapması. Aslında güzelliği yakalayayım derken daha çirkin şeyler ortaya çıkarmasıdır. Herkes birbirine yani benzemesi. Yani herkesin birbirine benzemesi. Yani herkesin dudağının kalın olması gerekmiyor bence. Ve kalın dudak dediğimiz zaman aslında ördek gagası gibi yapılan dudağın ne kadar kalın olursa olsun göze hoş gelmesine imkan yok. Ben çoğu kez görüyorum yapılmış dudakları. Çok sert ve hiç filtrum çizgisi olmayan, yani burundan dudağa doğru giden çizgileri hiç gözetmeden yapılan dolgular işte ördek gagası görüntüsünü uyandırıyor. Bu sefer daha iyi gözükmek için daha fazla dolgu yapıyorlar. Ve ondan sonra da biçimsiz şeyler ortaya çıkıyor. Veya moda oluyor. Bazı şeyler moda oluyor aslında. Zaman zaman moda oluyor. Bakıyorsunuz işte bişektomi modası geçiyor. Yok işte Hollywood yanağı modası çıkıyor. Yok başka şeyler çıkıyor. Yani bir de isim takma şeyi var. Zorunluluğum var. Öyle bir şey hissediyor herhalde yapan kişiler. Herkes yaptığı işleme, aynı işlemi yapıp farklı bir isim takıyor. Liposuction, liposhaping, liposculpturing filan gibi isimler takıyor. Yapılan iş liposuction. Yani çubuklarla yağın alınması. Buna farklı farklı isimler takınca sanki farklı bir şey yapıyormuşsunuz imajı yaratılıyor. Bu da doğru değil. Ama doğru olan bir şey var. Bir, hastalara dur diyebilmek. Hekimin hasta istiyor diye her şeyi yapmaması lazım. Ve ben öğrencilerime de hep şunu söylüyorum. Hekim borca girmemesi lazım. Borçlu olan hekim hasta isteyince her şeyi yapma eğiliminde olabilir. Hekim her şeyi parasını biriktirecek öyle alacak. Taksidimi bekliyorsa hasta istiyor diye bunu yapma
eğilimine girebilirsin veya bir yere borcun varsa. Kendi imkanlarına göre yaşa. Öğrencilerime hep söylediğim şey, kendi imkanlarınıza göre yaşayın. Fazla açılmayın. Her zaman için hasta ile karşı karşıya oturduğunuzda parayı düşünmeyin. Bu çok önemli bir nokta. Bunun dışında hastaya dur diyebilmek de bir diğer etken de cerrahın hırsları. İlla bunu yapacağım diye tutturmaması lazım. Yani bir şeyi çok yapmayı isteyebilir ama hasta buna uygun olmayabilir. Psikolojik olarak uygun olmayabilir. Burada da kendisine ve hastaya dur diyebilmesi lazım. Ve yakışmayacak bir şeyi, inanmadığım bir şeyi ben asla yapmam. Yani altına imzanızı atacağınız şeyin güzel olması için ya hastayı kabul etmeyin, hasta çok istiyor olabilir. O zaman gitsin başkasına yaptırsın. Evet, mesela ama ben imzamı atıyorsam o hasta el verdiğince en iyisi olmak zorunda ki ben akşam kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyabileyim. Geliyor mu hocam size de böyle elinde fotoğrafla işte şöyle bir burun istiyorum. Elinde fotoğrafla gelmesinin hiçbir sakıncası yok. O eskiden öyle bir inanış vardı. Hı. Elinde fotoğrafla gelen hasta tehlikelidir diye. Hı. Şimdi hasta nasıl anlatsın ne istediğini? Hı hı. Bunun aynısı olmak istiyorum dediğinde tabii ki bu tehlikeli. Bunun olmayacağını söylersiniz. Ama bir fikir edinmek için, hastanın neyi beğendiğini anlayabilmek için bu bir işarettir bence. Ve ben şeyi sevmiyorum. Photoshop'la yapılan işte böyle olacaksınız görüntülerini sevmiyorum. Hı. Yapanlara da karşı çıkmıyorum. Olabilir. O da bir fikir verme yoludur. Ama inandığım bir şey var. Hiçbir cerrah Photoshop'un aynısını yapamaz. Hiçbir Photoshop da benim elde ettiğim sonucu önden gösteremez. Çünkü biri 3 boyutlu, diğeri 2 boyutlu bir işlem olarak yapılıyor. Bazı 3 boyutlu simülasyonlar da var. Onu da ihmal etmeyeyim. Ama onlarda da doku esnekliği, dokunun yapısı ihmal ediliyor. Dolayısıyla ben hastalarıma nasıl olacaklarını, yüzünde de, burnunda da olacak değişiklikleri ayna karşısında gösteriyorum. Şöyle olacak, böyle olacak. En doğrusu. Çünkü ayna karşısında. Ama bazen burnunu görmek ister ya, nasıl olacak, bitmiş hali diye. Belki bunun için en doğrusu yine ayna karşısında. Bunu simüle etmek çok kolay. Ama en doğrusu hekimin tarzına baksınlar. Ne ameliyatlar yapmış? Onlarca örnek gösterir hekim. Eğer bu işi sürekli yapıyorsa, onlarca, yüzlerce örnek gösterir. Buradan nasıl tarz yaptığını anlarsınız. Ve ben buradan, ben bu örnekleri çok fazla örnek gösteriyorum hastalar geldiğinde. Hem hasta benim tarzımı anlıyor, hem de ben hastanın verdiği tepkilerden, hocam bu kadar ben kalkık istemiyorum, bu kadar oyuk istemiyorum dediği zaman burnu için veya yüzü için, ben bu kadar değişmek istemiyorum, daha az değişeyim ama daha dinç gözükeyim dediği zaman ben oradan bir işaret alıyorum. Bu karşılıklı diyalogda tabii ki biz görsel bir işle uğraşıyoruz. Görsellik çok çok değerli, çok kıymetli. Yüzümüzde ifademize direkt odaklı olan organımız burnumuz mu, gözlerimiz mi? Bence önce gözler. Ama burun da tabii yüzün ortasında. Çünkü insanlar birbirleriyle konuşurken İlk göz ve çevresine bakar ve burun da bunun içerisindedir aslında. Daha sonra aşağıya doğru temas kurulur veya yukarıya bakılır. İlk temas kurulan yer göz ve çevresi. Dolayısıyla burun, göz, kaş açısı bizim ifadelerimiz için çok önemlidir. Yani biz birisinin yorgun olduğunu gözlerinin kenarının aşağı düşmesinden anlarız. Kızgın olduğunu kaşlarından anlarız. Ama öyle kaş yapıyorlar ki sürekli kızgın. Yani bu olacak bir şey değil. Ben bu konuda en doğal sonuçları endoskopik yüz estetiğiyle alıyorum. Zaten ona geleceğim hocam şimdi. Onun için önce şunu mutlaka bir röportajınızı okuyacağım. Yok dikkatimi çekti. Şimdi doğal, dinamik ve canlı bir ifadeye sahip olmak için botoks ve dolgu uygulamaları yapılıyor. Tabii bir cerrahi müdahale var. Bu arada sizin sosyal medyanızda bir uygulamanızı gördüm.
ufacık bir kesiyle bambaşka bir yüz yaratmışsınız. Onun da ne olduğunu soracağım, çok merak ediyorum. Bir röportajınızda diyorsunuz ki cerrahiyle yapılacak işler botoksla yapılmaya çalışıldığında komedi dizilerine konu olan şaşkın veya ifadesiz yüzler ortaya çıkıyor. Evet. Botoksa karşı değilim ama bir joker unsur olarak her sorunun botoksla halledilmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum diyorsunuz. Şimdi bu konuyu bize biraz anlatır mısınız? Yüze ne işlem yapılması gerektiğine nasıl karar verilmeli? Şimdi bu karar vermek için her işlemi yapabiliyor olmak lazım. Yani eğer ben sadece botoks yapabilen, dolgu yapabilen birisiysem, hı hı, her şeyi bununla çözmeye çalışacağım tabii ki. Elimdeki tek silah o. Yani Amerikalıların lafı var işte, elinizdeki tek silah çekiçse gördüğünüz her şey size çivi gibi gözükür. Her şeyi çakmaya çalışırsınız. Ama plastik cerrah hem botoks yapar, hem dolgu yapar, hem ameliyat yapar, hem dermabrazyon yapar. Yani birçok kimyasal peeling yapar, her şeyi yapabilir. Bunlardan en uygununu bu yetenekleri olduğu için hastaya özel olarak seçebilir. Ben hep vurguyu, dikkat ederseniz, plastik cerrah üzerinden, evet, yapıyorum. Ama plastik cerrahın bugünlerde seçemediği bir tek şey var: hastane. Hastalar da hastaneyi seçemiyorlar. Çünkü bu kısıtlandı. Sadece ve sadece bir hastaneyle bizim anlaşma yapmamıza izin veriliyor. Bu da tabii ki hem hasta hakları açısından hem hekim hakları açısından sıkıntı yaratıyor. Düşünün ki ben bir ameliyat yapacağım. Ondan sonra o ameliyathanede, o hastanede diyelim ki o enstrüman yok. Benim başka hastanede yapmam için imkanım yok. Dolayısıyla veya plastik cerrah olmasın, bir hanımefendi doğum yapacak. Doğum yapacağı hastaneyi seçemiyor. Hekimini seçmiş. Ben kadın doğumcuyum, bana gelmiş. Ben onu 9 ay takip etmişim. Ondan sonra diyor ki beni şu hastanede, evime yakın, orada doğurmak istiyorum. Kusura bakmayın diyorum. Siz Anadolu yakasında oturuyorsunuz ama ben Avrupa yakasında hekimlik yapıyorum. Oradaki şu hastaneyle bir tek yapabiliyorum. Bu hastalar açısından da sıkıntı yaratan bir şey. Tabii bu Sağlık Bakanlığı'nın da haklı olduğu taraf var. Bazı şeyleri kayıt altına almak istiyorlar. Ama bu zaten her ameliyathane kayıtlarını, giren çıkan hasta kayıtlarını veriyor. Dolayısıyla hastane bazlı düşünürsek, hastaneler kayıtları verdikleri için, biz hekimler de kayıt tuttuğumuz için bunun aslında çok da bir gereği yokken niçin bu şey yapıldı gerçekten anlamakta ben zorluk çekiyorum. Özellikle Türkiye gibi plastik cerrahinin çok yükseldiği ve sağlık turizmine çok büyük katkılar sağladığı bir ortamda bu sektörü birazcık baltalayacak gibi geliyor bana. Peki şimdi hangi yüze, hangi işlemin nasıl yapılmasına nasıl karar veriliyor? Şimdi hastaneye karar verdik, yüzümüze karar verelim. Evet. ben tabii ki ister istemez konuyu bu noktaya çektim. Ama şimdi yüzde biz neye karar veriyoruz? Hastaya cerrahi bir işlem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ama biz cerrahi yapabildiğimiz için cerrahi gerekmeyen bir hastaya botoks yapabiliyoruz. Ama cerrahi gereken bir hastaya da cerrahi yapabiliyoruz. Ama her şeyi botoksla çözmeye çalışıyorlar. Bu sefer ifadesiz bir yüz oluyor. Veya yüz germe yapamıyorlar. Onun yerine içini dolduralım da kırışıklıklar gitsin veya yüze içini doldurarak, deriyi doldurarak şekil verelim diye uğraşıldığı zaman da Kim Jong'a benzeyen yüzler meydana geliyor. Kim Jong'u biliyorsunuz, böyle yuvarlak yüzlü bir insan. Bir şeyi doldurarak germek çok doğru değil. Aslında yüz yapısı bize yüzü doldurmadan da yükseltebilme şansını tanıyor. Şimdi baktığınız zaman güzel diye gördüğümüz yüzlerde, hepsinde değil belki ama genel olarak yanaklar daha yüksek, yanağın altı biraz daha çukurdur. Biz buna OG diyoruz. Burası yüksek, burası çukur gelmesi lazım. Özellikle kadınlarda. Erkeklerde bunu yaparsanız biraz daha feminen bir görüntü olur ama kadınlarda feminen görüntünün başat karakterlerinden bir tanesidir. Bir diyelim, bir virgül arası verelim hocam. Devam edeceğiz. Aramız var. Kısa bir aranın ardından açık sorular devam edecek.
Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Profesör Doktor Erdem Tezer'le sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şimdi araya gitmeden önce yüz şekillendirmeyi anlatıyordunuz. Evet. Şimdi yüzü doldurarak şekillendirmek yerine aslında yüzün derin plandan bir küçük kamera yardımıyla bir santimetrelik saç içerisinde kesiyle şekillendirilmesi. Tamam, işte sizin sosyal medyanızda gördüğüm uygulama, evet, sanırım değil mi? Soracağınız uygulama o. Tamam, bir santimlik bir kesiyle bütün yüzü bambaşka bir hale, evet, getirmişsiniz. Hocam, evet. Uygulama nasıl? Sizin keşfettiğiniz bir... Hayır, bu benim keşfettiğim değil. Ben 2000 yılında Oscar Ramirez'den bu tekniği öğrendim. Ve Türkiye'ye ilk getiren kişiyim. Ve işte 22 senedir bu tekniği geliştirerek, bir takım modifikasyonlar yaparak, hem Oscar'la birlikte de yaptığımız modifikasyonlar ve yayınlar da var. Bu şekilde geliştirdik ve artık o noktaya geldik ki sadece gençleştirmek için değil, beautification dediğimiz işlem, yani genç insanlarda yüz şekillendirmek için de bu yöntemi kullanıyoruz. Yani inanın 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda insanlara bu tekniği uyguluyoruz. Hem çok çabuk iyileşiyorlar, hı hı, hem de istedikleri dinamik yüze kavuşuyorlar. Şimdi bazı insanlar doğuştan elmacık kemikleri yüksektir sizin gibi. Hı hı. Sizin yüzünüzde bir işlem yok bildiğim kadarıyla. Yok. Ondan sonra ama elmacık kemikleriniz yüksek. O da size dinamik bir ifade veriyor. Bazı insanların da elmacık kemikleri düşüktür veya başka problemleri vardır. Sizin kaşlarınız da yukarıda ama bazı insanların kaşları aşağı doğrudur. İşte bu kaşların aşağı doğru olması, yanağın aşağı doğru olması, elmacık kemiklerin çökük olması insana yorgun, bıkkın bir ifade verebiliyor. Veya göz açısının yanlış olması. Normalde tabii kedi gözü kadar açılı değil ama 2-3 derecelik açı farkı olması lazım gözün başlangıç ve bitiş noktası arasında, yani iç ve dış noktası arasında düzlemle yaptığı bir açı olması lazım. Sordunuz ya oranlar. Evet. İşte o oranlardan bir tanesi de bu. Bunu yakalamadığı zaman fiziksel yapı, o zaman yorgun bir ifade meydana gelebiliyor. Şaşkın bir ifade gelebiliyor ortaya. Bunları daha akıllı bir bakış, bakışın da bir zeki bakışı var, daha dinamik bir bakışı var. Bunları elde etmek için çok genç yaşlarda, doğuştan böyle bir şeyi olmayan, özelliği olmayan kişilere, yanakları düşük, yorgun görünen kişilere de bu ameliyatı yapıp onların yaşamlarını daha dinamik bir yüzle geçirmelerini sağlıyoruz. Bu aynı zamanda yaşlanmanın da aslında önüne geçen bir şey. Çünkü yüzü tutan şeyler, yüzün yüksek yerleri tutuyor yüzü. Yüksek yerleri giderirseniz, aşağı indirirseniz o zaman yüzü tutacak bir şey kalmıyor. Ama bunu doldurarak yapmak da yüzü ağırlaştırdığı için, sırf dolguyla yüzü kaldırmaya çalıştığınızda yüz ağırlaşacağı için daha çabuk yaşlanma oluyor. Biz ne yapıyoruz? Yüzü yukarıya doğru alıyoruz kendi doğal özellikleriyle. Doğru. Herhangi bir şişirme yapmadan. Gerekirse çok az belli yerlere yapılabilir ama asıl mesele yüzü yukarıya almaktır. Bu yüzü yukarıya almak boynu da toparlar. Jawline denilen çene kontürünü de toparlar. Ağız köşesinin yukarıya çıkmasını sağlar. Aynı güldüğümüzdeki gibi. Gülünce nasıl yanaklar yukarıya, evet, gidiyor? Gülmek olumlu bir şeydir. Yüzde olumlu ifade aslında yanakların yukarıda olduğu ifadedir. Aynı ameliyatta biz gözaltı çukurluğu problemini de gideriyoruz. Gözaltı çukurluğu aslında yanağın aşağıda yerleşmesi veya yaşla birlikte aşağı doğru inmesiyle oluşuyor. Bunu da yukarıya alıyoruz. Göz açısını yukarıya alıyoruz. Kaşı yukarıya alıyoruz. Böyle olunca tabii de bu göz ve kaş açılarını ayarlarken birbirleriyle uyumlu olarak yukarıya alıyoruz. Sadece kaşı kaldırdığınızda hani, evet, ne demek istiyorsun sen derken böyle kaşını kaldırır ya insan. O ifade oluyor. Demek ki olay sadece kaşın kalkması değil, bir harmoni halinde hepsinin birden
yukarıya doğru taşınması. İşte bunları tek bir insizyon, 1 santimlik bir kesi şakak bölgesinde saçın içinde, saçı kesmeden ve ağız içerisinde belki 1 santimlik bir kesiyle yüzü tabiri caizse iz bırakmadan yapabiliyoruz. İz bırakmadığımız için genç insanlarda çok rahatlıkla yapıyoruz. Çünkü yaşamları boyunca tırnak içinde ameliyatlı bir görüntüleri olmuyor. Doğal bir görüntüleri oluyor ve işsiz olduğu için bir hekim bile muayene etse, belki bir plastik cerrah bile görse anlayamayacağı hale geliyor. O yüzden bu yöntemi ben gerçekten çok seviyorum. Ve bu yöntemle birlikte burun ameliyatını da kombine ediyorum. Çünkü çoğu hastada. Ya yaşla birlikte burun ucu düşmüş oluyor. Yaşla birlikte sadece yanaklar düşmüyor. Burun ucu da düşüyor. Veya genç bir hasta ama burnu kemerli. Aslında burun kemeri çok da böyle korkulacak, çok da yok edilmesi gereken bir şey değil. Burun ucu açısı yüksek olduğu sürece, çok domuz burnu gibi kalkıktan bahsetmiyorum, yüksekten bahsediyorum. Burun ucu basık olmadığı sürece hafif bir burun sırtındaki kambur bile hoş gözükebiliyor. Çoğu hastada burun ucunu yükselttiğiniz zaman burun sırtındaki kambur zaten yok oluyor. Yani kırıp dökmeden burnu da toparlamamız mümkün. Ve benim geliştirdiğim işte tezel yöntemi dediğim bir işsiz kıkırdak tespiti yöntemi evet. var. Bu yöntem burun içerisinden girerek yani hiç burun dışından bir kesi yapmadan tamamen kesileri burun içerisine gizleyerek burun içindeki kıkırdakların birbirinin ilişkilerini düzeltmeye dayanıyor. Yani bir şeyleri kesip atmaktan çok yerlerini değiştirmek bu yöntem. Burun ucundaki kıkırdakları içeriden septum dediğimiz burnu ana taşıyan ve iki burun deliğinin hava yolunu ayıran ana taşıyıcı kıkırdak var. O kıkırdağı burun ucundaki kıkırdakları içeriden diktiğimiz zaman burun ucu istediğimiz açıya kalkabiliyor. Veya kötü yapılmış burunlarda, çok kalkık yapılmış burunlarda biz bunu aynı yöntemi kullanarak burun ucunu aşağıda indirebiliyoruz. Yani aslında buna burun ucu öncelikli rinoplasti demek lazım. Burun ucu neredeyse, nerede olması gerekiyorsa biz kemiğin yüksekliğini ona göre ayarlamalıyız. Yoksa burnun üstünde düz veya hafif oyuk bir görüntü elde etmek için çok fazla kemik çıkarmak gerekiyor. Çok kemik çıkardığınızda bu sefer ne oluyor? Fonksiyonel problemler de ortaya çıkıyor. Doğallıktan uzaklaşıyorsunuz ve zaman içerisinde bakıyorsunuz o burunlar düşüyor da. Bir de şimdi, çökme de oluyor o evet, sebepten evet, dolayı mı? Evet. İşte bu benim Marmara Üniversitesi'nde geliştirdiğim yöntem burun ucu öncelikli rinoplasti, tezel rinoplasti dediğim yöntem burun düşmesine de son veriyor. Çünkü o yukarıya alıp diktiğimiz kıkırdaklar birbirine yapışarak iyileşiyor ve asla birbirini bırakmıyorlar. Nerede olması gerekiyorsa orada kalıyor. Ama bu semsert kazık gibi bir burun olmuyor. Burun doğal yumuşaklığına bir yıl sonra kavuşuyor. İlk birkaç ay sert oluyor, daha sonra yumuşarak kavuşuyor, doğallığa kavuşuyor. Ama şunu da söyleyeyim, bir hafta sonra burun ameliyatı ile ilgili işlemlerimiz bitmiş. İşte 2-3 günlük belki bir küçük bant koyuyoruz, 10 gün sonra televizyon programına çıkacak kadar düzgün bir buruna sahip olabiliyor hastalar. Ve çok iyileşme çok çabuk oluyor. Çünkü çok yeri dağıtmıyorsunuz. Hedefe yönelik işlem yapıyorsunuz. Kemiğe çok fazla müdahale etmediğiniz için morluk olmuyor. Dokuları birbirine diktiğiniz için şişlik çok az oluyor. Ve en güzeli de gerekmeyen yerlere dokunmadığınız için ne fonksiyonu bozuyorsunuz ne doğal görüntüyü bozuyorsunuz. Hem doğal hem güzel
hem de fonksiyonel sonuçlar elde ediyorsunuz. Ve tabii ki bu arada şunu da söyleyeyim, burun içerisinde problemler varsa biz o problemleri de gideriyoruz. Bir plastik cerrahın hem içine hem dışına hakim olması lazım. Yani hem fonksiyonel kısmına hem estetik kısmına hakim olması lazım. Deviasyonlar, konke hipertrofileri falan bunlar da bu işlem sırasında yapılıyor. Şimdi beautification dediğim işlemde endoskopik yüz estetiği yaparken hemen burnu da yapıyorum. Sizin o gördüğünüz, Instagram'da gördüğünüz sonuçlar hem yüz hem burnun bir arada yapılmasıyla elde edilen sonuçlar. Çok doğal sonuç. Bu neden böyle? Çünkü konuşmamın başında da söylemiştim. Önemli olan harmoniyi yakalamak, oranları yakalayabilmek, her şeyi yapabiliyor olmak, gereken kişilere gerektiği müdahaleyi yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Burada burun ameliyatıyla elde edilen sonuç diyelim ki bir birim. Yüz ameliyatıyla elde edilen sonuç iki birim artı sağlıyorsa, ikisinin bir arada yapılması iki birim artı sağlamıyor. Üç birim artı sağlıyor. Çünkü birbirini destekliyor bunlar. Yani bir potansiyelizasyon, ikisinin birlikte olması çok daha ileri ve doğal bir sonuç elde, harmonik bir sonuç elde etmemizi sağlıyor. Peki endoskopik yüz estetiğinde iyileşme ne kadar zamanda oluyor? Şöyle, ameliyat sonra bir gün hastanede yatıyor hastalar, eğer tüm yüze müdahale edildiyse. Bu bir günlük yatışın ardından taburcu oluyor. 3-4 gün, 5 gün. Tüm yüze müdahale edildiyse derken 1 santimlik kesiden. Sırf kaş kaldırılmadıysa, endoskopik kaş kaldırma da var. Endoskopik kaş kaldırmada göz ve çevresi kalkıyor ama yanaklara çok fazla girilmiyor. Ama endoskopik full face dediğim, endoskopik full face diyorum çünkü endoskopik yüz estetiği denilince mid face diye bir kavram anlaşılıyor. Mid face gözün altından ağız köşesine kadar olan kısım. Evet bu kısmı içeriyor ama kaşları da içeriyor. Temporalden yaklaştığımız için yani saçlı dede şakaktan yaklaştığımız için orayı da etkiliyor. Ağız köşesini de etkiliyor hatta boynu da etkiliyor. Ve harmonik bir şekilde yapıldığı için burunla birlikte sonuç çok daha güzel oluyor. Her yaşta kişiye uygulanabiliyor diyorsunuz değil mi? Yani evet, böyle her yaşta kişiye uygulanabiliyor. Genç. 20 yaşındaki kişiye de uygulanıyor. 22 yaşındaya da uyguluyorum. 70 yaşında kişiye de uyguluyorum. Ama 70 yaşında kişiye uygularken tabii bazen deri fazlası da oluyor. Boyunda sarkıklık oluyor. Endoskopik yüz estetiğine ek olarak boyun germe veya yüzdeki fazla derinin de çekilmesi yapılabiliyor. Yani kombine yapılabiliyor. O zaman daha kapsamlı bir işlem yapmış oluyorsunuz. Veya göz kapaklarında fazlalık varsa göz kapağı fazlalığının da aynı seansta alınması eklenebiliyor. Boynu çok kalınsa yüz estetiğine liposuction'la boynun inceltilmesi eklenebiliyor. Çene oranı düşükse, gerideyse çeneye yağ enjeksiyonuyla veya protez koyarak çenenin büyütülmesi buna eklenebiliyor. Dudaklara yeteri kadar yağ enjeksiyonu yapılabiliyor. Yani kombine işler bu ameliyatta yapılabiliyor. Ve iyileşme süreci demiştiniz. Evet. Aslında iki haftada çok rahatlıkla günlük hayatına devam edebilir hale geliyor. Gençler biraz daha hızlılar. Bir hafta sonra gözlüğünü takıp alışverişe gidiyor çok rahatlıkla. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Muhakkak hani bizi izleyen izleyicilerimizin de kafasında böyle bir soru vardır diye tahmin ediyorum. İşte genç olan bir kişi bu operasyonu yaptırdığı zaman ileriki yaşlarında ne olacak o zaman? Çok güzel. Aslında görsel paylaşabiliyor olsak ona da RTÜK ve reklam şeyi engel oluyor. Reklama girdiği için engel oluyor. Aslında tabii görsel bir işle uğraşıyoruz. Görsel paylaşmak çok değerli ama tabii ki haklı sebeplerle bu istenmiyor olabilir. Burada elde edeceğimiz sonuç ben size 15 yıl sonra, 20 yıl sonra ameliyat ettiğim hastaların ne hale geldiklerini gösterebilirim.
10 yıl sonra, 11 yıl sonra, 15 yıl sonra neler olmuş gösterebilirim. Ve benim gözlemlerim hep şu. Bir, hastalar daha geç yaşlanıyor. Yaşlansa bile zarif yaşlanıyorlar. Zarif yaşlanmak nedir? Çirkinleşmeden yaşlanmaktır. Onun için ne kadar erken yaptırırsanız o kadar yararlı bu iş. Yani şu anda yaptırırsam ileride ne yapacağım? Şimdiden estetiğe girersem diye hep bana sorular geliyor. Ben de onlara işte bu geç sonuçları gösteriyorum. 12 yıl, 15 yıl, 17 yıl sonraki sonuçları gösteriyorum. Onları görünce ikna oluyorlar. Hakikaten diyorlar biz de işte 63 yaşına geldiğimizde böyle olalım, 65 yaşına geldiğimizde böyle olalım isteriz diyorlar. Ben tabii uzun süre bu işi yaptığım için, 22 senedir yaptığım için çok geniş de bir arşivim var. Ve buradan insanları ikna etmek değil ama fikir vermek çok önemli. Çünkü bu fikri alan kişi içselleştiriyor, ondan sonra daha rahat davranıyor. Ameliyata da daha rahat giriyor. Türkiye'de en çok yaptırılan estetik cerrahi uygulaması nedir? Şimdi dünya çapında en çok liposuction deniyor. Ama liposuction'ın en çok olması hep bir şeylere eklenmesi nedeniyle bence. Sadece liposuction olarak. Dünya çapında ama değil mi? Dünya çapında, Türkiye'de de. Ha, öyle mi? Çünkü hastanın yüzünü yapıyorsunuz, karnımı da birazcık alır mısınız doktor bey diyor. Hop liposuction. Şimdi madde olarak dizdiğinizde her ameliyata eklenebilen bir madde olduğu için liposuction en çok yapılan gibi gözüküyor. Ama Türkiye'de en çok yapılanlar arasında rinoplasti var. Maalesef burun yapımız genetik olarak iyi değil bizim. Hep çok düzgün burun bulmamız zor. Yani bir İskandinav ülkesi gibi değiliz. Dolayısıyla rinoplasti Türkiye'de çok gelişti. Bakacak olursak. Yani mesela İran'da da rinoplasti gelişmiştir. Onlarda da burunlar çok güzel değildir. Ama bir İskandinav ülkesinde rinoplasti çok fazla plastik cerrahlar tarafından da geliştirilen bir teknik değildir yani. Çok ihtiyaç olmadığı için mi diyorsun? Tabii ki yani zorlarla uğraşa uğraşa hep geliştiriyoruz ve daha güzellerini yapmaya gayret ediyoruz. Bütün plastik cerrahlar olarak söylüyorum bunu. Sadece benim değil, diğer meslektaşlarım da aldığı çok güzel sonuçları ben görüyorum ve gurur duyuyorum gerçekten. Bazen bakıyorum benim yetiştirdiğim asistanlar çok güzel buluşlarla karşıma geliyorlar. Onları görüyorum. Ve ben Türk plastik cerrahisinin bir mensubu olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Ve bunun aslında tüm Türkiye'nin sahiplenmesi ve değerlerini bilmesi lazım. Hekimlerimizin değerini bilirsek kesinlikle onların beyin göçüne engel oluruz. Şimdi yeni neslin yetişmesi için iyi bir, kaliteli bir öğretim üyesi kadrosu lazım. Ama biz bu kadroyu yitirirsek bundan sonra gelecek olan neslin hakkını yemiş oluruz diye düşünüyorum. Onun için tüm branşlardaki hekimlere biraz daha ılımlı yaklaşılması lazım. Biraz daha önlerini kesici değil, önlerini açıcı şekilde yaklaşımları bekliyoruz. Evet, gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atıyorsunuz. Her şey bir tarafı, bir vatandaş olarak da gurur duyuyoruz sizin gibi hekimlerimize ki siz de bunlardan bir tanesiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Farklı dünya çapında uluslararası dergilerde konu olmuş çalışmalarınız var. Biliyoruz, takipte ediyoruz. Peki, güzellik algısı sizce günümüzde, sadece ülkemizde değil, tüm dünyayı göz önünde bulundurarak aslında bu cevabı verebilirsiniz. Böyle bir takıntı haline geldi mi sizce? Şimdi özellikle bu sosyal medyanın çok popüler olması, Instagram, Facebook, önce Facebook sonra Instagram, kendilerinin paylaşılmasıyla insanlar eleştirilere de tabi olmaya başladılar. Ve sadece ilk başta arkadaşlar arasında olan bu sosyal medya aslında halka açık hale geldi. Hiç tanımadığınız birisi sizi eleştirir hale geldi. Evet. Ve buna açık bir dünya toplumu gelişti. Böyle olunca o sert eleştiriler aslında insanlar arkadaşlarına, dostlarına biraz daha ılımlı yaklaşırken orada çok
acımasızca eleştiriler yapılabilmeye başladı. Bunun dışında insanlar bu paylaşımları yaparken genellikle selfie çekmeye başladılar. Selfie çekilince selfie'nin kamerası, ben biraz fotoğrafçılıkla da ilgili olduğum için selfie kameraları kol mesafesinde geniş açılı olduğu için daha kusurlu göstermeye başladı. Selfie'yi de ilk başta çekmeyi bilemediler. Hep alttan çektiler. Alttan çekince daha çirkin olduklarını görüp uzaktan çektiler. Sonra uzaktan çekmenin kıymeti anlaşıldı. Selfie çubukları çıktı. Sonra kameralar gelişti. Daha bu distortion dediğimiz şeyin, kameranın, merceğinin bizi daha çirkin yansıtmasına engel olmak için daha güzel kameralar koymaya başladılar. Ama tam o sırada pandemi patladı. Ve pandemide insanlar online çalışmak zorunda kaldı. İnsanlar hiç görmedikleri kadar birbirlerinin yüzlerinin detaylarını gördüler. Ama şimdi, filtreler de çıktı biliyorsunuz. O da çok tartışıldı. Filtreler ve çok güzellik algısı dayatıyor. Onu söyleyeceğim. Yani. Derken filtreler çıktı. Filtreler çıkınca filtrelerde kendilerini çok beğenenler aynaya baktıklarında kendilerini beğenmemeye başladılar. Veya filtrelerle beğenilen yüzler canlısıyla karşılaşınca ay bu muymuş durumu oldu. Ve insanlar bundan geri dönüşten rahatsız olmaya başladı. Yani o filtredeki gibi olmak istediler. Mesela bir örnek vereceğim. Benim bir hastam, çok da genç bir hasta, işte 23 yaşında. Sürekli topuz yapıyor bana geldiğinde. Baktım güzel bir kız. Dedim niye yüzünü ameliyat ettirmek istiyor acaba? Ben de sizler gibi düşündüm. Çok genç, çok da güzel, niye istiyor? Hocam bir dakika dedi. Ondan sonra nişanlısı dışarıya çıktı. Hiç görmemiş o şekilde. Topuz açıldı. Topuz açılınca yüz yavaş yavaş aşağı doğru indi. Ve bu saç bölgesinde eksiklikler, hiç saç kalmamış neredeyse çekmekten gelmekten. Böyle bir topuzla yüzü toparlamış. Aslında mantıklı. Bizim yaptığımız iş de cerrahide zaten ameliyatla o topuzu yapmak, o topuzun efektini göstermek. Dedim ki sana bu efekti yapalım mı? Evet dedi, ben de zaten bunun için geldim. Ben topuz yaptığımdaki gibi olmak istiyorum. Bunun gibi ve yaptık gerçekten. O sonucu elde ettik. Çok da mutlu oldum. Bunun gibi anekdotlarımız çok. Mesela bir hastam da yüz ameliyatı için geldi. Yüzle birlikte burnu yaptık. Aslında gözaltı çukurluğu için geldi. Ama gözaltı çukurluğunun neden oluştuğunu izah ettikten sonra yüz ameliyatı oldu. Hem gözaltı çukurluğu giderildi. Hem yüzü çok güzel oldu. Ayrıca burnu da kemerli ve ucu düşüktü. Onu da yaptık. Hepsini birden yapınca o kadar güzel oldu, o kadar mutlu oldu ki. Ve bana bir mesaj attı. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi çok mutluyum. Erkeklerin bana bakış açısını bir tarafa koyalım. Bir mağazaya girdiğimde tezgahtar bir kızın beni karşılaması bile değişti dedi. Çünkü pozitif bir ifadeyle girmeye başladı mağazaya. Çok negatif bir yüz ifadesinden çok pozitif bir ifadeye büründü. Pozitif ifade çok önemli. Yurt dışında, Amerika'da iş değiştirirken insanlar bunu yapıyor. Daha dinamik, daha canlı gözükebilmek için özellikle yüz yüze çalışan mesleklerde, meslek gruplarında olan, sizin gibi ekran karşısında olan insanlar meslek değiştirirken, sektör değiştirirken veya işte ne bileyim kanal değiştirirken bu işleri çok sıklıkla yapıyorlar. Ve böyle bir oyuncu diyeceğim, yani oyuncu diyorum, tiyatrocu değil çünkü, TV dizi oyuncusu ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra yönetmeninden tebrik aldım. Çok daha rahat ışık alıyor. Çok uğraşıyorduk falan diye. Çünkü yüzdeki o matlık gidiyor. Peki. Hocam çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Açık soruları noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.